6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası olağanüstü hal ilan edilmişti. Üzerinden 18 gün geçmeden bu bir gece yarısı kararnamesiyle Sayın Cumhurbaşkanı bu kez mera alanlarını ve orman alanlarını yapılaşmaya açabilecek ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na inanılmaz yetkiler veren bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Köy alanları, yapılaşmaya açılacak alanlar resmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılabilecek. Bunlar askıya çıkamayacak, herhangi bir sorgulama olamayacak. Takas yapma yetkisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın emrine verilmiş durumda. 3 tane çadırı 25. bugün neredeyse 23. günü depremin üzerinden götüremeyen bu devlet alelacele apar topar ne yazık ki bu orman alanlarına ve mera alanlarına sanki bir fırsatçılık yaparak buraları yapılaşmaya açma gibi bir derdi var izlenimi yaratıyor. Gerçekten buraların jeolojik jeoteknik etütleri yapılmadan ve bir yıl boyunca depremde artçı depremlerin devam edileceği bilinmesine rağmen hemen buraların yapılaşmaya gidilmesi, bir yıl içerisinde buralara binaları biz size teslim edileceğiz demesi gerçekten akla, mantığa ve bilime uygun değildir. Derhal bu karardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Hem insanların hak gaspı açısından hem de yaşam hakkı, en önemli hak olan yaşam hakkı açısından bu incelemeler yapılmalıdır. Ve sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı değil, ilgili tüm kurumların yetkili olduğu, belediyelerin de bunun içerisinde olduğu bir yapılanma mutlaka hayata geçirilmelidir. Yine benzer şekilde Bebeli Köyü'nde 207.789 metrekare alan 30 milyon 400 bin liraya birilerine yine peşkeş çekilmiştir. Bir taraftan hazine arazileri, bir taraftan orman arazileri ve mera alanları ne yazık ki aklımıza bu fırsatçılık mı yapıyor, hükümet yeniden bir fırsatçılık mı yapıyor sorusunu getirmektedir. Derhal bu kararınızdan vazgeçin.